Efendim 8'de sağlık devam ediyor. Konuğumuz diş hekimi Hasan Konukseven. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Hoş geldiniz tekrar. Bizler de çok iyiyiz. Şimdi diş hekimi deyince tabii insanın aklına diş tedavileri geliyor. İşte şeyler, kanal tedavileri, ağrılar ve benzeri gibi şeyler de. Hep korkunç senaryolar. Aynen. Önce akla gelen onlar. Hep bir önce sevilmiyor değil mi? Diş hekimi tabii deyince herkes çok antipati duyarlar diş hekimi. Ama bugün güzel şeylerden bahsedeceğiz. Evet. Bugün biraz onun estetiğinden, güzel görünmek için diş hekimine gitmekten bahsedeceğiz. Aynen. İş uzmanından dinleyelim, sizden dinleyelim. Nedir gülüş estetiği? Şimdi şöyle öncelikle gülümsemeden biraz bahsedeyim. Gülümsemenin bilimsel faydaları var. Evet. Öncelikle insan gülümsediği zaman vücut endorfin salgılıyor. Endorfin hormonu da vücuda aslında mutluluk veren bir hormon. Aynı zamanda stres azaltıcı, çok değerli bir hormon yani. Hatta ağrı kesici özelliği bile var. Dolayısıyla aslında her insanın güzel bir gülümsemeye ihtiyacı var. Yani sadece güzel görünmek için değil, buna vücudun da bir ihtiyacı var. İnsan gülümsediği zaman dediğim gibi mutluluk hormonu salgılıyor ve insanı rahatlatıyor. Dolayısıyla burada diş hekimliği rolü kişiye nasıl güzel bir gülüş verebiliriz? Hani şu an son zamanda popüler olan gülüş tasarımı. Bu yönde aslında biraz vizyon atladı. Dediğiniz gibi bundan yıllar önce böyle gülüş tasarımıydı, bilmem neydi bunlar yoktu. Diş hekimi deyince aklı işte diş çeken, işte ağrım var ağrımı gideren kişiler akla gidiyordu. Şimdi kesinlikle ikiye ayrıldı. Yani estetik diş hekimliği, geleneksel diş hekimliği. Evet. Hatta bazı hekimler sadece estetik diş hekimiyle ilgileniyor. Tamamen işin estetik boyutuyla alakalı ilgileniyor. Hani şey de buna gidiyor aslında. Günümüzde işte gülüş tasarımı adı altında bir sürü argüman çıktı. Bunlardan en fazla kullanılan argüman işte lamina. En çok insanların duyduğu. Porselen lamina diyoruz buna. Çok ince oluyor ve dişin sadece ön yüzeyine yapılıyor. Dişin arka kısımlarına falan hiç dokunulmuyor bile. Ve çok zararsız, minimal bir işlemle bunu yapılıyor. Dolayısıyla estetik diş hekimi dediğiniz gibi zararsız, kolay, keyifli bir işlem. Hem hekim açısından çok keyifli, hem hasta açısından çok keyifli. Çünkü hasta pozitif enerjiyle geliyor. Daha güzel görünmek için geldiği için her şey çok güzel geçiyor aslında. Bir taraftan da zor tabii. Yani onu tabii işin zor kısmı, gerekiyor. Maliyet kısmı, teknisyenlik kısmı gerçekten emek istiyor. Hani çok özen istiyor. Orası tabii öyle ama sonuçta insanın ağrılı bir insanla çalışmaktansa yani görsel olarak daha güzel görünmek isteyen bir hastayla çalışmak çok daha keyifli oluyor. Ama şu an en büyük avantajlardan biri gelişen teknolojiyle işlem bittiğinde daha güzel görünmek için size geliyor. Siz de onu anlatıyorsunuz. Ve nasıl yapalımı gösterebileceğiniz argümanlar, malzemeler kesinlikle var elinizde, öyle değil mi? Aynen. Bize onlardan bahsedebilir misiniz? Aynen. Mesela mutsuz bir şeyle geldi. Ne yapılıyor öncesinde? Nasıl karar veriyorsunuz? Şimdi, ne yapılması gerektiğini? Şimdi diş hekimliği çok dijitalize oldu artık. Yani dijital diş hekimliği çok ilerledi. Hatta dijital bazı programlarla hasta gerçekten önce ön fotoğraflarını alıyoruz, videolar çekiyoruz. Hastanın bilgisi doğrultusunda, isteği doğrultusunda biz aslında ona bir tasarım yapıyoruz. Daha bitmeden hani %90 senin görünüm şuna yakın olacak gibi bir ona argüman verebiliyoruz. Bu hasta çok güven veriyor. Çünkü herkese bir ön yargı var. Acaba nasıl olacağım? Kötü mü olacağım? Yapay mı duracak? Hani beni mağdur edecek mi? Bu tarz soru işaretlerini artık günümüzdeki teknolojiyle gideriyoruz. Yani yapılan o projede %90'a yakın aynı çıkıyor yani. Ha bu böyle tekrardan hani oldu bittiye getirmiyoruz hiçbir şekilde. Hasta bitse bile şurayı böyle olsun, burayı böyle olsun deyip düzeltme şansımızı bize sunuyor. Dediğiniz gibi yani bitmeden daha tedavi, hastaya böyle olacak diyebilme şansımız artık var. Harika. Bu çok önemli bir gelişme. Sende var mı? Müthiş. Pembe estetik nedir acaba? Ben onu sormak istiyorum hocama. Şimdi şöyle gülüş tasarımı deyince aslında biz sadece dişlere odaklanmıyoruz. Gülüş, gülümseme dişlerle alakalı değil. Diş eti, dudak, yanak, çiğneme kasları bile buna katılıyor aslında. Çünkü bazı insanlarda çok güzel dişleri olmasına rağmen güldüğü zaman diş etleri çok fazla gözüküyor. Aslında bu kötü bir görüntüye sebep oluyor. Evet, çok çok çakışıyor yani. Mesela Kemal Sunal, evet ona yakışıyordu ama bunun gibi bir sürü insan da var. Buna gummy smile diyoruz. Yani güldüğü zaman diş etleri haddinden fazla gözüküyor. Bazı insanlarda fazla diş eti oluyor. Ve gerekli ölçümler yaparak biz bu diş etini zararsız, ağrısız, dikisiz bir şekilde alabiliyoruz. Elektrokoter cerrahiler, lazerlerle falan. Hani çıktığı gibi yarım saat içerisinde aslında çok basit bir işlem ama hani günümüz insanı hani bunu bilmediği için biraz korkuyor. Basit bir işlem ve o diş eti, fazla diş etini biz alıp işte daha güzel bir gülüş hattı, daha uzun dişler yapabiliyoruz. Tabii kişide fazla diş eti varsa bunu yapabiliyoruz. Fazla diş eti yoksa biraz hani daha fazla ileri cerrahi gidiyoruz ama genelde her insanda fazla diş eti oluyor. Yaratılışımız biraz öyle çok şükür. Sanki genetiğimizde var değil mi? Tabii yani bir şey fazla dizayn edilmiş aslında. Bu da hani bizim işlemimizi kolaylaştırıyor. Genelde çok fazla tel tedavisi gören hastalarda da fazla diş eti oluyor. Ve fazla diş etinin şöyle bir eksikliği var.
aradaki o diş etinin oluğunu temizleyemediği için aslında biraz ağız hijyeni etkileniyor. Biz bu diş etini, fazla diş etini keserek hem ağız hijyenini de arttırmış oluyoruz aslında. Bu da bir artı aslında. Tabii sıkıntı yaratabiliyor. Hatta eskiden bu kadar teknik gelişmemişken dişle ilgili eski yapılmış şu damak tedavileri, bir takım köprüler ya da eski tip kaplamalarda diş etlerini sonrasında çok kötü yaptığını da görüyorum. Evet. İşte morarmış diş etleri, koyuluklar, kabarmış, böyle şişmiş gibi. Çok belli oluyordu değil mi uzaktan? 100 Aynen. metreden bile belki belli oluyordu. Yani eski Aynen. kaplamalar öyleydi. Evet. İnsanlar mesela o yüzden kaplamaya karşı hala bir ön yargısı var. Ama şu an yapılan yeni teknolojiyle bırak 100 metreden, yani çok yakın milimetrik bile baksak hani anlayamıyoruz. Çok doğal dişler artık elde edebiliyoruz. Hatta hasta bazen hangi dişinin yapıldığını bile unutabiliyor. Bu dişi miydi, şu dişi miydi dediği oluyor. Gerçekten şu an yeni yapılanlarda ben de yapılmış ve yapılmamış ayırt etmekte çok zorlanıyorum. Tabii. Peki bizi izleyenler arasında da belki vardır bu eski tipler yapılmış. Şu an izliyor, belki diyor ki evet ya hani benim de öyle oldu, bir istediğim gibi değil. Onları da değiştirebiliyor muyuz bu yeni teknolojiyle? Tabii. Yani o diş etleri iyileştirilebiliyor mu? Tabii ki zaten kaplamanın bir ömrü var aslında bizim biçtim. Önceden yapılan kaplamalar metal destekliydi. Altın hep metal olduğu için biraz açıkçası doğallığa çok yaklaşamıyorduk. Ve 8-9 yıl bir ömür biçiyorduk. Şimdi yeni çıkan işte zirkonyum, IMX tarzı kaplamalarda diş eti uyumu mükemmel oluyor. Sizin dediğiniz gibi en çok yakaladığımız yer işte diş eti uyumu kötü olduğu için hastaya da bu kötü bir görüntü ve yapay bir görüntü sağlıyordu. İşte yeni o zirkonyum ve IMX kaplamalarla diş eti mükemmel uyum sağlanıyor. Hani öyle hastalarımız tabii ki diş hekimine gidip bunları değiştirmesi gerekiyor. Çünkü orada öyle bir görüntü varsa bilin ki hani artık açıklık, diş et uyumu bozulmuş. Ve alttaki diş artık çürümeye müsait olmuş demek anlamına geliyor. Mutlaka onun değiştirmesi gerekiyor. Yani bir 8-9 yılı geçmesin. Bazı hastalarda şöyle bir olay var. Ya gittiği yere kadar gitsin gibi bir olay var maalesef. Bu sefer en son raddede geliyor. Kaplamaları bir çıkartıyoruz. Alttaki diş peynir kıvamına gelmiş oluyor. Çok geçmiş oluyor. Tabii kendi dişine de zarar verebiliyor bu kadar uzun süre kullanmak. Tabii değil ki. Mi? Tabii ki. Yani ağrısızı yapmayabilir. Hastalarda hep ağrı illaki olması gerekiyor. Ağrı eşiği olmadığı zaman yani bu işler yolunda anlamına i̇şte gelmiyor. Hep bu diş hekimi korkusundan kaynaklanıyor. Aynen. Yani rutin kontrol filmlerinde zaten bir sıkıntı var mı yok mu biz anlayabiliyoruz. Nasıl araçlarımıza bile check-up yaptırıyoruz. Yani mutlaka gelip yılda bir kere olsa check-up yaptırmak gerekiyor diş hekimine. Hocam ben notlarımda bonding dolgu görüyorum. Nedir bu tam olarak? Doğru. Bonding dolgu ne demek? Ben ilk defa duyuyorum. İsmi çok sevimli. Evet, hani sevimli duruyor ama bir, yani bir diş hekimi cümlesine göre sevimli bir kelime. Anlatacak belki şu an sende bile vardır. Öyle bilmiyorum. Mi? Bakalım. Şimdi bonding aslında şöyle estetik bir dolgu adı altına geçiyor. Dişleri aralıklı insanlar var çevremizde, görmüşsünüzdür size ve şöyle de bir efsane var. İşte dişleri aralıklı olan İnsanlar zengin ve mutlu ve kısmetli olur. Öyle böyle bir efsane var. Kimden yayıldıysa çok da güzel bir pazarlaması varmış. Yani bayağı yaymış çünkü hastaları bunu ikna etmekte zorlanıyoruz. Aralıklı dişlerde dişlere zarar vermeden çok güzel, mükemmel bir şekilde o şey aralıkları kapatıyoruz. Zararsız bir şekilde kapatıyoruz ve bu çok değerli bir şey. Çünkü 2 saat, 3 saat içerisinde bitiyor bu. Kişi aralıklı dişlere gelip bitmiş bir şekilde çok mutlu gidebiliyor. O gerçekten çok güzel ve bir şey. Ve en büyük artısı ne? İşte dediğim gibi ağrısız, sızısız, dişlere zarar vermeden ve tekrar sökülebilecek bir olay bu. Dolayısıyla ben aralıklı... O yüzden belki sende de vardır dedim, var mı? Böyle Yok. Bir şey, aralık kapatma. Bu tarz aralıklı dişleri çok basit bir şekilde kapatabiliyoruz. Ve çok ciddi maliyetleri de yok bu tedavinin. Yani özellikle bazı kişilerde işte aralıklı dişlerde bazıları ortodontiye yöneliyor ama ortodontide bu sefer dişleri sıkıştırdığın için dudak çöküyor. O yüzden bu tarz hastalar kesinlikle biraz daha bilinçli olmalı. Yani bonding araştırmalı, bonding yapan hekimlere gitmeli. Daha basit bir çözümü var çok aslında. Çok basit bir çözüm. Evet. Dediğim gibi zararsız. Hatta galiba bunu şey için de yapabiliyorsunuz. Sadece aralık değil. Bir tanesi minik ucu kırılmış, bundan işte eksik duruyor falan. Böyle ufak tefek görüntü sıkıntılarını hiç farkındalık olmadan, yani gerçek dişinden ayırt edilmiyor ne rengi ne yapıldığı, çok güzel ufak düzeltmeler yapabiliyorsunuz onunla, değil mi? Şanslı bir çağda yaşıyoruz aslında. Dolgular yani kompozit, şu an estetik malzemeli kompozit. Onlar da çok gelişti. Yani kırık restorasyon var mesela, kırılmış, dişi kırılmış falan. Önceden o dişi kesip kaplama yapılıyordu ama şu an o dişe zarar vermeden çok güzel bir şekilde, mükemmel bir şekilde o eski şeyi tamir edebiliyoruz ve hiç belli olmuyor. Hani ve bu zararsız ve 2 saat içerisinde bitiyor. Çünkü çok acıtı hasta geliyor, kırılmış, etmiş, ağlıyor, sızlıyor falan. Onu yapıp gönderdiğim zaman 2 saat içinde çok mutlu oluyor. Hani
Yani hastalar da bunu böyle bilinçli bir şekilde kullanırsa herkes mutlu olur yani. Tabii dişte güldüğünde kişinin kendine güveni yoksa eğer, dişleriyle mutlu değilse kendine güveni de azalıyor. Kesinlikle. Başka bir sürü şeyi etkiliyor. Güldüğünde ağzını kapatıyor, bir mutsuz oluyor. Etrafında hep böyle oluyor, daha çekingen biri oluyor. Yani halbuki kafaya takılan bir sürü şey çok hızlı düzeltilebiliyor. Mesela bunlardan biri de dişlerinin renginden mutsuz. Evet. Şekille ilgili zaten bahsettik. Büyük operasyonlara gerek olmadan da yapılabilecek ufak tefek şeyler var. Eğer ki daha büyük bir şey gerekiyorsa da zaten diş hekimleri onlarla ilgili de kişiyi çok güzel yönlendiriyor. Rengiyle ilgili de mutsuz olan çok kişi var. Bazen evet, öyle kişiler var ki sadece fırçalamakla ilgili değil, genetik olabiliyor. Diş rengi gerçekten mat, sarı ya da hafif gri gibi görülüyor bunlarda. Diş beyazlatmayla da çok büyük yani değişimler tabii, yaratılabiliyor. Tabii, tabii. Bize ondan da bahsedebilir misiniz şimdi biraz? Şimdi en çok şöyle bir soru geliyor. Yani diş beyazlatma zararlı mıdır? Açıkçası evet, böyle bir profesyonel ellerde yapılırsa, belli başlı markalar yapılırsa zararlı değil. Yani ama piyasada çok fazla işte iki günde beyazlatma, bir günde beyazlatma, eczanelerde satılan bazı şeyler ürünler var. Bunlar kesinlikle belki beyazlatsa bile zararlıdır. Çünkü dişe asit değiyor. Asit dişi ağrıtma özelliği var ama dişe zarar veriyor bu sefer. İleriki aşamada daha kötü oluyor ama diş hekimleri tarafından profesyonel yapılan bir beyazlatmanın bir zararı yok. Biz kendimiz de yapıyoruz. Hekim arkadaşlar kendimiz de yapıyoruz. Öyle çok büyük bir işlem değil. Basit bir işlem, keyifli bir işlem. Bir saat içerisinde bitiyor. Ve böyle hani 2 yıl, 3 yıl kişiye göre de gidiyor. Biz bazen 3 ton, 4 ton açıyoruz. 2 yıl sonra dönse bile 2 ton geriye dönüyor. Belki 1 ton geriye dönüyor. Yani eski şeye tekrardan dönmüyor. Dolayısıyla zararlı bir işlem değil ve dişi daha parlak, opak gösteriyor aslında. Daha böyle ışıltılı gösteriyor. Tekrarlamakta yani da sorun yok galiba. Sıkıntı yok. Hocam? Yani 2 yıl içerisinde tekrar bir daha yaptırabilir, bir sıkıntı yok. Dolayısıyla güvenle yaptırabilir çok fazla. İşte o diş zararlıymış ya falan diye şey. O zaman onda geliyor da bir teknoloji farklılığı oldu mu? Çünkü benim bildiğim eskiden ayda bir de gidilip bir beyazlatılma vardı. Şimdi siz 2-3 seneden bahsediyorsunuz. Yani o zaman beyazlatma teknolojisinde de bir farklılık oldu. Evet. Ama temizlemeyle de çok karıştırılıyor galiba. Tabii değil mi işte hocam? Aynen. Temizliğe işte beyaz sonuçta temizlikle beyazlıyor. Yani kirli bir arabayı yıkamak gibi aslında. Yani temizlik o. Yani beyazlatma boyamak gibi. Tekrardan eski rengine getirmek gibi. Kimyasal bir işlem aslında beyazlatma. Yani dişin gözeneklerinden o sürdüğümüz ajans giriyor ve biz lazerle o işi biraz kalıcı hale getiriyoruz. 2 yıl, 2,5 yıl, belki 3 yıla yakında gidiyor. Yani dolayısıyla zararlı değil diye özetleyebiliriz beyazlatma. Peki bu kaplamalardan bahsedecek olursak artık herkes çeşitlerini de konuşur oldu. Zirkonyum kaplama az önce çok iyi sonuçlar verdiğini söylemiştiniz. Evet. Onu bize biraz anlatır mısınız? Zirkonyum aslında metal renginde bir oksit. Çok güzel keşfedilmiş. Seramik renginde ve ışık geçirgenliği mükemmel. Bizim normal kaplamalarda en ulaşamadığımız nokta işte porselen kaplamalarda ışık geldiği zaman opak gözüküyordu ve oradan ortaya çıkıyordu yaptırdı. Ama zirkonyumda hani bunu artık ışıkta ve doğal görünüm sağladığımız için hem diş eti uyumuyla beraber çok daha mükemmel bir sonuç oluyor porselene göre. Bir de şöyle bir fark var. Porselen kaplama dişi daha fazla küçültmek zorundayız. Çünkü metal var, porselen var, bir kalınlığa elde etmemiz lazım. Yoksa çok kaba oluyor. Zirkonyumda biraz daha az zararlı, yani biraz daha az keserek daha güzel bir görüntü sağlayabiliyoruz. En büyük farklardan biri bu. İkincisi işte diş eti uyumu. Yani bir kaplamanın başarısında en önemli şeylerden biri diş eti uyumu. Diş eti uyumu iyi olursa çok uzun yıllar gider ama diş eti uyumu kötü olursa belki 2 yıl sonra bile bir sıkıntı çıkartır bize. Çıkartıyor. Yani hijyen için de çok önemli. Çünkü eğer diş eti iyi olmazsa araya gıda kaçıyor, çok pis bir koku yapıyor. Hastalıklar hani olabilir. Bunlar çok değerli. Yani zirkonyumun farkı öyle. Peki hocam botoks. Diş hekimliğinde botoksun yeri nedir? Evet. Mesela az önce aklıma şu geldi. Orada botoks uyguluyor musunuz? Dudağı güldüğünde çok kalkık, diş etini aşırı gösteriyor. Evet. Böyle kişiler de var. Benim bile hafif var. Ya evet, biliyorum bunu ama hadi ya çok yani fazla, doğalı fazla değil, o olması bozmayayım diye demiyorum. Bak bu kadar kadınlar kendini inceliyor düşün. Şimdi, onu düşürmek için de botoks yapılıyor mu? Hani, aslında botoks deyince sadece işte akla kırışıkları gidermek geliyor ama botoksun asıl yani bizim diş hekimde kullanım nedeni biri işte dediğiniz gibi dudağı çok kaldırıyor. Hani kası çok güçlü aslında. Biz o kası biraz inerve ediyoruz. Yani çok fazla kaldırmasın. Basit yaklaşık bir yarım saat içinde buralara, çiğneme kaslarına, dudak kaslarına bazıları botoks yapılıyor. Ve güldüğü zaman o kadar kaldırmamaya başlıyor. Ve bir süre sonra, mesela önce 6 ay sonra tekrar yapabiliyoruz ve eskisi kadar kaldırmıyor artık kalıcı bir şekilde.
Ve botoks mesela çok diş sıkan hastalarda, özellikle bruxizm diye bir rahatsızlık var ve günümüzde çok popüler. Hı hı. Küçük çocuklardan tut büyük yetişkinlere kadar herkese bruxizm evet. var tabii. Ve çoğu kişi farkında bile değil. Hı hı. Yani diyorum dişleri mesela hasta geliyor aşınmış komple. Hani biz anlıyoruz diş sıktığını, hasta fark söylediğinde yok hocam hani ben diş sıkmıyorum, onu nereden çıkardınız? Hani bunu diyor bize. Belli de oluyor ve çok fazla var. Strese bağlı herkes olabilir. Yani kişi böyle bazen haftalık, bazen aylık, bazen belli dönemlerde diş sıkabiliyor. Bunu da biz botoksla, işte çiğneme kaslarına biraz botoks maddesini enerji ederek bunu biraz daha azaltıyoruz. Çünkü çok ciddi bir problem botoks. Özellikle implant olan, yani ağzına implant olan hastalarda implantı kırabilir, boyun kırığı yapabilir. Hmm. Böyle hastalar kesinlikle yani diş sıkıyorsa bunu bir diş hekimine gidip bahsetmesi gerekiyor. Botoksun diş hekimine kullanımı ama çok yoğunlaştı artık. Yani çiğneme kasları deniz gibi dudak fazla gözüküyorsa. Ve basit bir işlem. Ağrısız, kolay. Şimdi artık aslında diş hekimine öyle zor bir işlem yok yani. Çok böyle kabus dolanlar, işte en kötü günlerimi geçirdiğim o koltuk falan öyle şeyler aslında yok. Vallahi hocam teşekkür ederiz. Sizin gibi yani, güler yüzlü hekimlerimiz evet. sayesinde teşekkür daha da çok yeneceğiz korkularımızı. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. Ederim. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Efendim diş hekimi Hasan Konukseven bizlerle beraberdi. Hem gülüş tasarımıyla ilgili hem de yine yeni tekniklerle ilgili bilgi verdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. 8'de sağlık devam ediyor.